Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cuma günü böyle kapattık. Aslında bu her iki taraf için de benim açımdan da büyük bir sevinçle karşılandı. Çünkü Melek Hanım ilk defa karar verdi ve Şerafettin Bey boşanalım dedi. Bu sabah çifti alıp ekip arkadaşlarımız Caner, avukatımızla beraber Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüp bu boşanma ile ilgili o ilk müracaat yapılacak, başvuru yapılacaktı. Ama Melek bundan vazgeçti. Neden? Bugün neden başvuru için gitmedin? Ben iki gün düşündüm, taşındım. Kocamı sevdiğim için kararımı değiştirdim. Kocamı seviyorum, ayrılmayacağım. Ayrılmayacağım, ayrılmayacağım, bu kadar. Nedir bu sevgi? Ben seviyorum kocamı. Hı? Ya bir filmde onun tanımı, yani duygusal bir sevgi mi bu? Evet. Çok duygusal. Evet. Maddi duygusal. Evet. Maddi duygusal. Bak manevi değil. Hayır. Ben parası pulu için sevmiyorum. Ben kendini bir kere gördüm, sevdim. Öyleyse kadar da seviyorum, bırakmayacağım. Melekciğim, bugün boşanmaktan vazgeçme sebebin nedir? Ya sana biri akıl veriyor, ailenden biri? Hayır, bana hiç kimse akıl fikir vermiyor. Belki... için beni bağışlayın, sakın da yanlış anlaşılmasın ama aynen direkt böyle sormak zorunda olduğum için soracağım. Ya şurada kaç günlük canı var? Nasıl olsa bir gün ölüp gidecek, bari parası pulu bana kalsın diye bir hesap mı yapıyorsun? Hayır. Hayır. Şerafettin Bey'in zaten ölmesini... Zaten kendi bana 1,5 senedir bakmıyor, etmiyor. Ölmesini mi bekliyorsun? Hayır. Ben eve gelmesini bekliyorum güzellikle. Her zaman söylüyorum, eve buyur gel yiyelim içelim diyorum. Buyur gel evde oturalım diyorum. Sen beni niye koydun gittin diyorum. Yalvarıyorum. O eve girebilir mi? Gelmiyor. Kendi evine, yani 40 yıl alın teriyle yapmış olduğu evinde oturamıyor. Çocukları alt katında kendi dairesi oturamıyor. Şerafettin amca kendi evine girebilir mi Melekciğim sen varken? Girebilir. Niye giremez? Girmesin? Uzaklaştırma kararı var. Kim aldı uzaklaştırma kararını? Gidip benim yanıma yaklaşamaz, hiçbir şekilde benim etrafımda olamaz, bana telefon yoluyla ulaşamaz diyerek uzaklaştırma kararını kim aldı? Kendi bana karşı işte suçu vardı, o yüzden aldım ben. Melekciğim, o eve Şerafettin amca girerse ne yapar? Suç işler değil mi? Sen de diyorsun ki gelsin evine girsin diye bekliyorum. Ağız tadımız bozulmasın, yemek yiyelim. Girebilir mi? Tamam, uzaklaştırma emri günü dolduktan sonra buyursun gelsin, ben bekliyorum kocamı. Kaç, bir yıldır sürekli uzaklaştırma kararı mı alıyorsun? Bir yıl almadım ki ben. Bitti mi uzaklaştırması? Bitti mi? Bir ay ya var ya yok. Ha, zarar verebilir mi size? Bana zarar mı olsun? Zararı yoksa niye uzaklaştırma aldırdınız? Şimdi ya seviyorsunuzdur, onu anlarım, sevgiye boynumuz kıldan ince, yahut da o kişi tehlikeli biridir, size zarar veriyordur. Hangisi? Ben uzaklaştırma günü bittikten sonra kendisinin gelmesini istiyorum. Her zaman zarar vermez size değil mi? Efendim? Ben korkuyorum, zarar vermez size değil mi Şerafettin Bey? Hayır, vermez. Seni incitir mi, üzer mi? Hayır, öyle yapacağını pek zannetmiyorum ben. Sen yaparsın, o yapmaz. Ben yapmam öyle bir şey. Peki, damadı, Şerafettin Bey'in damadı telefon attığında. Halit Bey merhaba. Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi bana bir zarar vermez diyor ya. Evet. Aslında kayınbabam nasıl geçecek eve, o onu düşünüyor da. Çünkü tedirgin zaten o eve gitmeye. Ben başından beri seyrediyorum da hurdacılık yaptım diye. Evet, hurdacılık yaptı o kadın. Evet. Nasıl yaptı? Evdeki eşyaların tamamını sattı. Kayınbabama bıçağı niye çektin sen? 3-4 kişiyle beraber o insanlar kim? Senin arkandaki o insanlar kim? Niye tehdit ettin? Ne yaptı? Senin arkanda kim geziyor? Alaaddin Parkı'nda 3-4 kişiyle geziyorsun. Benim oğlum oranın müdürüydü. Ve birisiyle en son çıkıp masadan ayrılıp gidiyorsun. Ve senin fotoğrafların çekildi. Esra Hanım'ı programına gönderdiler. Ne yapmışım? Alaaddin Parkı'nda. Alaaddin Parkı değil mevzu da. Senin yanında 3 kişi varmış. Evet.
Evdeki eşyaları satıp hurdacılık yapıyorsun. Sizin aslında böyle çete demeyeyim de senin yanında sen birileriyle takılıyorsun. Sürekli hareket ediyorsun. Seni bu anlamda yönlendiren 3 kişi var dedi. Kim bunlar? Nasıl 3 kişi varmış? Verelim o fotoğrafları. Hazırlanıyor. Tamam, verilsin. Gösterin. Gelsin o fotoğraflar. Devam edin Halit Bey lütfen. De Tuhafiye'de neden hırsızlık yaptın Tuhafiye'de? Niye hırsızlık yaptın? Ben hırsızlık yapmadım. Bunu size Esra Hanım anlatabilir miyim? Tabii. Şerafettin de karşımda bizi Tuhafiye'ye götürdü beni. Ben bir konuşayım. Bir de Halit Bey bitirsin ondan sonra. Bu fotoğraf karesi de ekranda. Yanınızdaki kişi kim? Melek Hanım. İsterseniz Melek Hanım'a yüzü blursuz olan şekilde verelim. Ben buradan da gösteririm. Yanınızdaki kişi yeri ve mekanı gayet iyi tanıyorsunuz. Bu kişi kim? Nasıl? Görmedim ki ben resmi. Ha, gör bak. Senin sık sık gittiğin, sürekli görüştüğün insanlar. Kim? Sık sık gidip de devamlı görüştüğüm insanlar mı? Kim bu insan? Ben dedik Şerafettin ara sıra gelip bize seni falan soruyor dedi. Sen nerelerdesin, görünmüyor mu dedi. Kendisi bana laf attı. Şerafettin Bey seni seviyor dedi, seni sayıklıyor dedi. Nerelerdesin, niye gelmiyor falan filan dedi. Her gelip gidişimde Şerafettin'i bana söylüyordu. Bu Şerafettin'in arkadaşı mı senin arkadaşın mı? Benim arkadaşım değil ki. Niye onunla berabersin? Bu Şerafettin Bey'in arkadaşı değil. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ben adamın niye şey olacağım, tehdit arkadaş ettiniz olacağım? Mi diyor. Ben tehdit niye Şerafettin'i tehdit edeceğim o adamla? Ettim mi ben seni bu adamla tehdit? Nasıl? Ben seni şu resimde kalk da bak o adamla beraber tehdit ettim mi? Hani? Kalk da bak şu ortaya gel. Halit Bey, yok yok o görüyor, gözleri iyi görüyor. Halit Bey siz anlatın lütfen. Esra Hanım, kayınbabam zaten fazla da duymuyor da ben bu yüzden de zaten kayınbabamla bir kırgınlığımız var. Bu kadın zaten bu evde olduğu sürede kayınbabam eve gidemez. Ve bu... Çünkü bu kadın psikolojik ben rahatsız. Allah korusun. Kaynanam yıllarca orada kaldı. O kadar güzel komşulukları oldu. O komşular niye bağlamıyor ya? Rica ediyorum onlardan. Bir bağlanın da anlatın bu kadını. Mahalle bundan bıkmış ya. Lanet olsun diyor. Defolup bir gitsin bu kadın diyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi Melek Hanım'ın sadece ev içerisinde, aile içinde değil... evin dışındaki tüm herkese de aynı rahatsızlığı verdiğini soruyorsunuz. Şu bu fotoğrafa ve 3 kişi mevzuna bir döner misiniz? Kim dediniz bu insanlar? İki senedir evimi göreceğim ben. Oğlum orada müdürdü. Evet. Çalıştı iş yerinde. Oğlan özellikle beni aradı. Baba böyle böyle bir durum var dedi. Şu anda 2 kişi kalktı gitti. 1 kişiyle beraber oturuyorlar dedi. Bu fotoğrafta muhtemel budur. Bunu çekmiş zaten. Bu evliyken çekiliyor yalnız bu fotoğraf. Evliyken çekiliyor. Ve orada kalkmış sayıklıyor. Ben işte seviyorum da senin o arkandaki insanlar sana nasıl bir akıl veriyorlar? Ne diyorlar sana? Boşanma da evini mi alalım dediler. Sen Adliye Sarayı'na gittiğinde sahte imza attığında avukat seni bizim avukat bu yüzden sen bir ceza aldın zaten sahte imzadan. Senin neyini anlatayım? Nereden tutayım? Nereni anlatayım? Melek Hanım cevaplayın lütfen. Esra Hanım. Bunlar hani bak hepsi çok özelim. Şimdi Melek Hanım delile çok inanıyor ya. Delillerle konuşuyor. Halit Bey'e cevap verir misiniz? Neyine cevap vereceğim ben Halit Bey'in? Ama şu bu ceza yargılaması iddia ettiği gibi ceza yargılaması doğruysa siz beyefendiden boşanırken hiçbir tazminat ya da nafaka talebiniz olamaz. Daha ağır kusurlu olduğunuz için. O dönecektir zaten de sonuç böyle olur. İddia ettiği gibi siz bir ceza yargılamasında sahte imza eşiniz adına kullanmışsanız siz o boşanmada daha fazla kusurlu olursunuz. Tazminat ve nafaka hakkınız sona erer. Devam edin Halit Bey. Hanım. Evet. Bu zaten netleşti bu ceza. Dinliyoruz sizi. Bu ceza netleşti. Hatta avukat dedi ki biz bunu Yargıtay'da işte bunlar... Sözde şey yapmışlar, itiraz etmişler, gönderiyorlar, temizden kağıt bekliyoruz dedi. Bunu cumartesi günü
kayınbabama arayıp da telefonda özel numaralı özellikle söylediydim. O programda kim varsa yetkili dedim, hemen telefonu ilet. Seni ne diye tehdit ediyor? Eğer meleğe bir şey olursa, yani ağzına alınmayacak şeyler var, konuşmalar var. Senin arkanda kim var? Ben sana açık adresimi vereyim. Çağır onları benim yanıma bir gelsin bakalım. Yürekleri varsa bir göreyim ben onları. Şerafettin amca, hemen soracağım. Sizi özel numaradan biri aradı mı? Özel numaradan mı? Evet. Aradı. Biri tehdit etti mi? Etti. Kim? Tanıyor musunuz telefondakini? Hayır. Ne dedi size telefondaki kişi? Bana dedi ki, şunu söyledi. Melek dedi, nerede yatıyor dedi. Ben de bilmem dedim. Ben de bilmem dedim. Eğer dedi, meleğe bir şey olursa dedi, senden biliriz dedi. Ya sen kimsin dedim, benden bilecektin ya. Ben meleği görmedim, şeyi görmedim dedim. O sana kapattı. Yalnız beni 5 sefer aramış. Kim olduğunu da bilmiyorum mesela. Akşam gece gördüm, gündüz şey yaptım. Melek Hanım. O yine kim? Kendi aradı, ben aramadım. Bu arayan kişi, meleğe bir şey olursa senden bilirim diyerek Şerafettin Bey'i tehdit eden, sizi koruyan kişi kim? Kimmiş o Ömer ya? Ömer mi adı? Öyle diyor ya bu. Peki, arayan kişi... o zaman numarasını kaydettin, getireydin şurada arayaydı. Kim olduğunu özel öğreneydik. Özel numaradan yani aramış. Melek Hanım. Siz kimle konuştunuz hafta sonu? Sizi arayan oldu mu hiç ailenizden, arkadaşlarınızdan Melek Hanım? Hafta ne sonu, zaman? Hafta sonu ben kiminle bilmiyorum. Görüştünüz? Ben bilmiyorum. Hala cim diyorum. Seni bu kadar çılgınca savunan, tırnağının kenarına zarar gelirse seni mahvederim diyen senin koruyucu meleğin kim? Nasıl koruyucu meleğim? Bir koruyucu meleğim var ki Şerafettin melek üzülürse seni mahvederim diyor. Bir koruyucu meleğim var senin. Benim öyle koruyucu meleğim falan yok. Var. Ben son kararımı veriyorum, ben ayrılmayacağım. Bir daha da stüdyoya çıkmayacağım, bu kadar. Ben kocamı seviyorum, bu kadar. Meleğin bir koruyucu meleği var. Ve bu kişi yemiyor, içmiyor hafta sonu. Melek'le ilgili Şerafettin Bey'i tehdit ediyor. Halit Bey. Devam edin lütfen. Şimdi o kadın, evet. Bence psikolojik rahatsızlıkları var diyor ya, ben pek inanmıyorum ona. Bir rahatsızlığı var, onu biliyorum ama bu kadar değil. Bu kadının işine geldiği zaman o kadar güzel oyunlar çeviriyor ki kayınbabamı zaten o yüzden mağlup ediyor. Kayınbaban da vicdanen dayanamıyor, rahatsız oluyor, hasta diye söylüyor bunu. Aslında öyle kadın işine gelip neyi gibi hareket ediyor. Öyle benim karşımda söylesinler. Şimdi Şerafettin benim Bey... Benim arkamdan konuşmasınlar. Kimse arkandan konuşmuyor. Zaten yüzüne söyleniyor ve bu yüzden de senden açıklama bekleniyor. Benim koruyucum, elim hiç kimsem yok. Ama ben... Ben kendim, kocamı seviyorum, kendim için geldim. Ben kimseye... Bir kişi Şerafettin Bey'i hafta sonu tehdit ediyor. Bir erkek. İmzayı söyleyin ben imzayı. Diyor ki Halit Bey de, senin etrafında benim diyor babamla evliyken görüştüğüm bu adamlar kim? Sürekli parkta o buluştuğun adamlar kim? Bunun açıklamasını yapar mısın? Ne zaman ben devamlı? Bu kişinin adı ne? İnsanlar kimmiş? Bu kişinin adı ne? Melekciğim, bu kişinin adı ne? Melek. Çok basit bir soru. Bu kişinin adı ne? Hemen yanına gittiysem ben adamın adını mı sormam lazım? Ne bileyim ben adamın ne olduğunu? Ama burası bir kafe değil, tesadüf oturduğunuz bir yer değil. Burası bir iş yeri ve sen o iş yerinde oturuyorsun. Bu kişi kim? Ya da sen burada niçin bulunuyorsun? Ömer mi bu? Ömer Bey bu mu? Ya sen akıllı kadınsın ya. Melek. Akıllı insansın. Bu kişi Ömer mi? Ömer'in yakını mı? Ömer'in kendisi mi? Niye mesela cevaplamak istemiyorsun? Çok basit bir soru sormuyorum. Abicim, bu adam kim diyorum sana? Benim arkamdan koruyucu falan, benim... Ya tamam, koruyucu meleğin değil. Arkadaşın değil. Bu abi kim? Arkadaşınız, bu arkadaşın kim? Bu dostun kim? Akrabanız. Ömer hiç kimsem, dostum olsun, Ömer arkadaşım mi, hiç kimse değil. Ömer mi ismi diye soruyor Esra Hanım. Ömer mi bu kişinin ismi? Bu
Az önceki karşımdaki gördüm abinin ismi Ömer. Evet. Nereden tanışıyorsunuz kendinizle? Şerafettin amca. Ben dedi böyle böyle dedi. Sen ne zamandır dedi buralara gelip gitmiyorsun. Eşin de bir iki haftadır buralara gelip gidiyor dedi. Seni soruyor bize dedi. Şerafettin amcacığım. Telefondaki kişi sana ben Ömer'im mi dedi? Buyur. Telefonu mu? Evet. Telefonumu çaldı. Bak telefonumu... Ömer'im mi dedi Allah'ım ben? Ben Ömer'im mi dedi? Allah'ım sen ya Resulullah. Ömer miydi? Ömer miydi seni arayan kişi? Şerafettin oğlanı peygamberi seversen yeter artık. İsmi yok. İsmi yok. Telefonumu çaldın. Şunu bana çaldın deyip durma bana. Ali Veli diyemem bak şimdi açıkça. İsmi ama yok. Ama Ömer Bey seni çok koruyor. Yani sevdiği için koruyordur Anladın, Melek. İsmi yok. Halit Bey. Esra Hanım. Devam edin. Kayınbabama uzaklaştırma verdiğinde... Daha sonra kayınbabamı tuzağa düşürüp de eve çağırdığında kayınbabamın o şekilde de aslında gitmesi kanunen yasaktı. O ihlali bozduğu için niye 3 gün cezaevine attırdı? 3 gün sonra cezaevine çıktığında Şerafettin ben açım gel barışalım bana biraz para ver dediğinde daha sonra o insanların yanına gitti de kim akıl verdi tekrar bunu yönlendirdi? Kimdi o insan? Bu işin içinde annesi de var. Bunun annesi niye bağlanmıyor? Bacısı niye bağlanmıyor? Abisi niye bağlanmıyor?